toplumun %70'e yakın bir kesimi single parent, yani tek ebeveyindir. Aileler boşanmış ailelerdir ve bunları da çoğunlukla %50'sinden fazla oranda çocuklar annededir. Ve anne bakar bu çocuklara. Eşitlik var mı? Adalet, adalet de yok. Ama güya bir eşitlik var. Ayrıca az çok o toplumu ne acıdır ki hayatımın yarısından fazlasını o topraklarda geçirmek mecburiyetinde kalmış biri olarak söylüyorum. Az çok da tanıyorum. Evli ailelerde de kadınlar muhakkak surette genel manada çalışıyor. Ama çalışıyor olmaları evdeki yüklerinin hafiflemesi anlamına gelmiyor. Kimse bana Amerikalı kadın, Amerikalı erkekle, batılı kadın, batılı erkekle eşittir demesin. Yok böyle bir şey. Yükü yine kadınlar çekiyor. Onun için zaten toplumsal cinsiyet adaleti hemen getirilmeli. Sadece doğuya değil, batıya da getirilmeli. Müsaadenizle son bölümde de toparlarken şunları ifade etmek istiyorum. Şimdi eşitlikten ne anlayacağız? Eşitsizlikten ne anlayacağız? Hepimiz farklı kesimlerden geliriz. Aynı dili, Türkçe ise bu dil, konuşuyor olabiliriz ama siz eşitlik kelimesini kullandığınızda benim kulaklarımın işittiği eşitlik aynı şeye mi karşılık gelir bilemeyiz. Bir de arada dil bariyeri varsa uluslararası toplantılarda vesaire. Diyelim ki İngilizce üzerinden konuşuyoruz. Eşitlik nedir? Sekülerizm mesela, Türkiye'deki laiklikle Amerika'daki batıl laikliği konuşursak o toplantıdan hiçbir sonuç alınmaz çünkü ayrı şeyleri konuşuyor oluruz. Aynı şeyleri konuşabilmek için yapılması gereken belli şeylerin ayrıştırılması ve algılardan temizlenmesi meselenin. Denklikten ne anlıyoruz, adaletten ne anlıyoruz? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Ve neden Amerika'da eşitlik ve adalet sahibi gözükür sistemde aslında ne eşitlik ifade ettiğim gibi rakamlarla size tespit etmeye çalıştığım gibi ve sonucunda da ne de adalet vardır. Neden İran'da işlenen bir kadın cinayeti haber olur da Suudi Arabistan'daki olmaz? Amerikan sistemi açısından Suudi Arabistan olur verilirdir. Bir algı yönetimi var. Yani arkadaşlarımız bu çalışmayı yaparken, öncülük ederken bu algı yönetiminin de varlığının farkında olarak toplumsal cinsiyet adaleti mefhumunu doğru şekilde oturtturmak mecburiyetindeler ki inşallah hepimize faydalı olsun. Laura Bush, 11 Eylül'e hemen döneyim, kısaca şöyle bir ifade kullandı o günlerde. Terörizme karşı savaş, Afganistan işgal ediliyordu. Terörizme karşı savaş aynı zamanda Afganlı kadınların hakları için savaştır. Bahsettiğim ve uyarmaya çalıştığım algı yönetimi bu. Allah Allah, işgal edilecek, 11 Eylül'ün karşılığı olarak Afganistan'a girilecek. Bunun Afganlı kadınların haklarıyla ne alakası var? Demedi kimse. Oraya giderken kendilerince kendi yollarında bir cihat yaparcasına Afganlı kadınları Afganlı erkeklerin hegemonyasından ve zulmünden kurtarmışcasına o postallarla girdiler. Bu bir algı yönetimidir. Bosna Savaşı sırasında NOW adında National Organization of Women adı verilen bir feminist organizasyon, Amerika'nın en önemli feminist organizasyonlarından biridir. Boşnakları korumak adına bir etkinlik düzenlediler.
Gördüler ki Bosna'dan davet ettikleri konuşmacı kadın başörtülü. Hemen onu son anda kaldırdılar. Şimdi Bosna için bir yürüyüş, bir etkinlik düzenleniyor. Ama başörtülüyü konuşturmamakla bir algı yönetimi yapıyorlar. Perception. Oradaki kadın algısını başı örtülü olamaz şeklinde yaymak adına. Başörtülü olmak çünkü kabul edilebilir bir şey değil o eşitlik anlayışı içerisinde. Neden? Batıdaki eşitlik anlayışı bizim de Batı'dan ithal ettiğimiz eşitlik anlayışı Eurocentric'tir, Avrupa merkezlidir, Batı merkezlidir, etnosentriktir, etnik kimlik olarak beyazdır. Kültür olarak sekülerdir. Ve aynı zamanda oryantalisttir. Konuyu buraya getireceğim. Ve burada sonlandıracağım. Şimdi biz postkolonyal çalışmalar üzerine kafa yorarken aslında bizim mücadele ettiğimiz sistem bu eşitlik perdesi arkasında karşı durduğumuz sistem oryantalist sistemdir. Çünkü oryantalist sistemde başını örten bir kadına söz hakkı verilemez. Feminist organizasyon boşnak kadını bu şekilde bertaraf ediyor. Başını örten bir kadın normal bir kadın kabul edilemez. Devletin uzun yıllar Türkiye'de başörtülü kadınlara baktığı gibi. Çünkü daha az insandır o. Oryantalist sistem bize bundan söz eder. Bunun içinde boşnak kadının sözü duyulmaya değer değildir. Kale alınmamalıdır. Bu Eurocentric, etnosentrik, batılı ve karşısında bir doğulu imajında, algısında aslında eşitliği savunan feminist hareket temsilcilerinin de kurban edildiği bu ikilemde batılı doğrudur, olgundur, olması gereken normatifi temsil eder. Doğulu ise olgunluktan uzaktır, çocuksudur, düzeltilmeye muhtaçtır. İşte bununla da Laura Bush'un dediği gibi hemen bu kadınları bir şekilde düzeltmemiz ve kurtarmamız lazım anlayışı ortaya çıkıyor. Bu oryantalist değerler sisteminde Batı karşısındaki Doğu'yu ve ifade edeyim burada bir coğrafi demarkasyondan söz etmiyoruz. Daha çok bir zihinden söz ediyoruz. Yani körü körüne bir Batı karşıtlığı değil benimki. Benim ifade etmek istediğim veya temsil etmeye çalıştığım postkolonyal kritik. Hele benim Batı karşıtlığım söz konusu olamaz çünkü ben Batı'ya çok şey borçluyum. Maalesef diyelim. Değil mi? Bir zihinden söz ediyoruz. Yani Doğu'nun içinde de bir Batı var. Fark etmiyor yeri. O hiyerarşik düzen içerisinde Batılı erkek Doğulu kadını Doğulu erkeğin hükmünden de kurtarma hakkına ve hatta görevine sahiptir. Laura Bush'u tetikleyen de o cümlesinde odur. Gidelim Afganlı kadınları burkalarından kurtaralım. Afganlı erkeklerin zulmünden kurtaralım anlayışı da bu şekilde gelişmiştir. Bu noktada eşitlik ve adalet konseptlerini kim kavramsallaştırıyor? Hangi kriterlere göre bunları oluşturuyoruz? Aile konsepti dünyada almış başını gidiyor. Birleşmiş Milletler'de kullanılan aile kavramıyla bir Doğu toplumunda aile kelimesi kullanıldığında kafada uyanan signifierler birbiriyle örtüşmüyor. Buna kim karar veriyor?
Aile deyince ne anlayacağız? Buna birileri karar veriyor. Ve onlar oryantalist değerler sistemini tutmak, muhafaza etmek adına bunu yapıyorlar. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Ve o sistemin dışına düşen her şeyde bir sapma, bir bozukluk ve düzeltilmesi gereken olarak addediliyor. Onun için mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığınız zaman başörtüyle ilgili şu alt okumayı bütün kararlarda görürsünüz. Benimkinde bile gayret ettiler. Ben Kavakçı vs. Türkiye'yi kazandığımda seçme ve seçilme hakkını Türkiye'nin ihlal etmesi üzerinden kazandım davayı. Ama başörtüsü konusuna gelince mahkemenin bakışı tamamen oryantalist değerler sistemini temsil eder nitelikte. Şöyle ki, bu zaman ve çağda bir kadın kendini sarıp sarmalıyorsa, tabiri caizse, bunun arkasında muhakkak bir erkek gücü vardır. Hiçbir kadın bunu yapmaz. Kendine yapmaz. Anlayışını alt satırlarda okuyabiliyorsunuz. O kadına öğretmen olarak görev veremeyiz diyor Belçika veya Almanya okulunda, çünkü çocuklarımızı emanet edeceğiz o kadınlara. Şimdi buradan çıkarmamız gereken önemli bir ders de bence yargı, emniyet ve askeriyede devam eden başörtüsü yasağı. Bir yerde kendi elimizle kendimiz bu işin inananları, mağdurları iken, yargıda başın örtülü ise ben senin alacağın, vereceğin karara bir savcı, bir hakim olarak veya bir savcı olarak senin hazırlayacağın iddianameye güvenilir bakmam demekle oryantalizmi tekrar ve tekrar bir daha içten üretmiş oluyoruz. Bunun bir an önce bir postkolonyal kritikle beraber değiştirilmesini bir vatandaş olarak talep ederim, ümit ederim, dua ederim. Hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler.